Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Siz şunu öneriyor musunuz? Yani şu yaşlardan itibaren herkes bir EKG çektirsin. Eko baktırsın. Bana göre muhakkak nedir herkesin burada? Yani çocukluktan itibaren çocukların bile muhakkak bir kere bir eko yaptırmasında fayda vardı. Demin anlattık, bir atrial septal defekt diyoruz. Hiç belirti vermeyebilir. Bakıyorsun 30-40 yaşına geliyor, fark ediyorsun ama biraz işten geçmiş oluyor. Kalp büyümüş oluyor, akciğer tansiyonu yükselmiş oluyor, bu atrial fibrilasyon dediğimiz ritim gelişmiş olabiliyor. Ve bundan sonra geriye dönüşte çok az oluyor. Yani onun için bence herkesin muhakkak, yani çocuk da olsa, genç de olsa, hiç gitmediyse bir kardiyoloğa gözüküp bir eko en azından. Bir kalp check-up'ını bir yaptırması, bir eko yani, en basit eko. Her şey görünüyor bir zaten orada. EKG ve bir eko kardiyografiyle aslında yaptırmak lazım. Çünkü bazen hakikaten hiç belirti vermeyen hastalıklar var. Bazen işte böyle hipertrofik kardiyomiyopati diyoruz. Mesela ciddi kalp kasının kalınlaşması durumları. Bazen bu da çok belirti vermiyor. Bu ani ölümlere falan sebep olabiliyor bazen. İşte ani ölüm dediğimiz falan. Herhalde bu birden hani baktırıyor mesela. Birkaç gün önce check-up yaptırmış. Şimdi bu da var. Aslında baktıralım diyorsunuz. Bir kalp check-up'ı, bir eko yaptırın. Orada zaten tabii bir sürü şey görünüyor ama ani kalp ölümleri deyince de düşünüyoruz. Mesela sporcularda ani kalp ölümü diyoruz. Tabii. Ki sporcular sürekli sağlıkları kontrol altında tutulan kişiler, testleri, düzenli kontrolleri yapılan kişiler aniden ölüyor. Yani burada aniden ne oluyor da ölüyor? Yani bu o kadar kontrollü ve en iyi sağlıklarına bakan bir grup olduğu halde gelip kapılarını çalabiliyor. Bazen gözden kaçabiliyor. Bazen bazı ritim problemleri var. Gözden kaçabiliyor. Çok ayrıntılı EKG ve Holter belki bakmak gerekebiliyor. Yani ekoda baktığın zaman her şey normal gözükebiliyor. Ama bu, yani bu her şey çok normal olduğunda ani ölüm çok çok nadir. Yani genelde altta bir işte Wolff-Parkinson-Weiss sendrom diyoruz. Bazen bazı iletik problemleri falan olabiliyor. Tabii endişe ediyor aileler. Bazen bu hipertrofik kardiyomiyopatiler diyoruz. Bunlarda özellikle bu hipertrofik kardiyomiyopatiler de ani ölüm oranları biraz fazla. Yani onu da yani eko ile aslında eko ve EKG ile. O zaman biz işi biraz garantiye alalım. Tabii, hani yılda bir gerekiyorsa bir ekomuzu, bir de arada bir nabzımızı dinleyelim, bir bakalım. Yani biraz kendimizi dinlemek mi lazım bilmiyorum da çok dinlemeyelim. Ya yani genç yaşlarda özellikle hani çok gençlerde görüyoruz çarpıntı falan. Genelde altta yani tamam biz geliyorlar yani, yani çok bir şey yoktur da demiyoruz. Muayene ediyoruz yine bir ekosunu yaptırıyoruz her ihtimal karşı bir şey var mı yok mu diye. Yani bakmakta fayda var ama çok da efama gerek yok. Çünkü özellikle gençlerde çok görüyoruz. İşte kalbim ağrıyor, kalbim ağrıyor diye geliyorlar. Çoğu bunların %99'u kas ağrısı. İşte çarpıntım oluyor diyor. Bakıyorsun Holter'de çok çok bir şey çıkmıyor. Kendisini çok belki dinleyebiliyor. Bazen panik ataklar çok sık görüyoruz son yıllarda. Panik atağa bağlı, işte endişeye bağlı. Kalp hızlanabiliyor hakikaten o dönemde. Çarpıntı hissedebiliyor. Bunlar ama çok bunun altı ruhsal yani psikolojik kısmı, evet, başka evet, sorunlardan evet, evet, dolayı evet, aslında. Özellikle gençlerde, genç kızlarda falan biraz daha fazla. O başka malum meselelerden dolayı. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.